Merhaba YouTube ailem. Bugün ne yapıyoruz? Sizle birlikte geçen gün vermiş olduğumuz bıldırcınlar vardı ya. Sercan şu Seyis bana at binmeyi öğreten. Şimdi o da bana sürpriz olsun diye yanına çağırdı. Güzel bir elinde damızlık tavuk varmış. Onu emanet verdiği yerden getirdi. Bana hediye etmek istiyor. Biz de davete icabet edelim dedik. Geldik. Tavuğu almak için heyecandan ölüyorum. Hadi hep birlikte tavuğu ziyarete gidelim. Şimdi dediğine göre biraz hırpalanmış ama iyi bir bakımla baya bir şey olacağını düşünüyoruz. Sercan damarının çok iyi bir kan hattına sahip olduğunu söyledi. Çıkarabilir misin oradan? Şimdi çıkarsın bir bakalım. Şöyle hırpalandığını, biraz bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de Köroğlu'na eş olarak alıp götüreceğiz çiftliğimize. Umarım arkadaşlar Yarmagül'le birlikte bir de şeyimiz vardı, beyazımız. Onun da yanına bunu Köroğlu'na eş olarak götüreceğiz. Bir nevi Köroğlu'na harem kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü güzel bunların yavruları olacak. Ben daha önceden söylediğim gibi diğer çeşitlerden ziyade Hintler'de biraz çeşide önem vermek istiyorum. Şöyle bir kumaşına bakalım. Bu neredeydi önce? Nereye göndermiştin? Adana'daydı. Adana'dan bana Adana'dan geldi. geldi. Wow. Bir tavuk, bir horoz olarak. Evet. Horozumu çaldılar. Ha, bir bakayım. Tavuğum kalmıştı. O Tavuğum da da köye tülemeye gönderilmiş. başlamış. Cana Aynen hocam, bir köye gönderilmiş. saniye. Şöyle tülemeye başladığı için canı yanar biz buna dokundukça. Şöyle bir kafa yapısına bir bakabilir miyiz? Kafasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz daha şeye Yarmagül'e benziyor ama şöyle bakalım. Yorumda arkadaşların çoğu bana zaten bunun nasıl bir şey olduğunu kendileri anlatacaklar, söyleyecekler. Sanırım yavaş yavaş bu kaçıncı? Bir Yarmagül, iki Gülizar, Tavuk benim. üç beyaz bir tane daha vardı. Onu Mustafa ile gönderdik. Dördüncü de bu olacak. Sanırım dört taneyle bizim Köroğlu'nun eşleme olayını bitirelim. Dört tane damızlık tavuğumuz fazlasıyla bize yeter diye düşünüyorum. Sizce nasıl olur arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Şu yandaki tüyleri görüyor musunuz? O herhalde ona ya dokunduğumuzda çok canı yanacaktır. Aynen Biz hocam. fazla şey yapmayalım. Suya girmiş Şimdi durumda zaten. ibiğine bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Göz rengi çok güzel. Gaga da Yarmagül'ünki gibi birazcık böyle kartal gaga. Göz rengi güzel. İbik fena değil. Daha da düşük olsa daha da iyi olurdu. Ama Teşekkür ederim hocam. köyde kaldığı için diğer bu ziraat tarzı horozların yanında kaldığı için sanırım Biraz yıprandı. biraz yıprandı. Dilerseniz arkadaşlar tavuğu alıp direkt olarak çiftlikte video çekimimize devam edelim. Bakalım Yarmagül'le Köroğlu buna nasıl bir tepki verecek? İstersen bunu arabaya götürelim. Fazla bekletmeden. Vay be Adanalılar iki oldu bizde. Adana'dan gelen. Bak tavuk tutuşu görüyor musunuz arkadaşlar? Sercan ne güzel de tutuyor. Benim gibi değil. Hocam Tek en elle rahat bu şekilde. en rahat kaçmasını da engelliyorsun. Kaçmasını engelliyorum. Kendi kaçmak istemiyor zaten şu Ha, an. istese kaçar yani En değil mi? rahat hali bu tavuk. Evet. Şimdi bir kutuya da bir şey mi bu ayarlayayım yoksa yavaş yavaş arabamıza doğru götürelim. Bagaja yerleştirelim. Havasız kalmayacak şekilde. Kutuya da koymak istemedim arkadaşlar. Sorun olur diye. Zaten güzelce serdik. Hadi kuzucuk, hadi yat, hadi yat. Bagajda seni götürelim. Yanıma da koymak isterdim ama şu an olmaz. Tamam. Bilsen canavar, canavar kafaya bak, kafaya. Kartal gibi, yılan gibi be maşallah. Hadi arkadaşlar, çiftlikte görüşmek üzere. Dostlar, çiftliğe geldik. Damızlık tavuğumuzu yani Gülizar'la Yarmagül'ün kumasını üçüncü damızlığımızda getirdik. Hemen götürüp tanıştıracağız. Biraz hava kararmaya başladı. Artık hızlı kararıyor. Ben şimdi onu alayım. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel.
Dur. Lady. Lady, lütfen. Bu av hayvanı değil. Lady, tamam. Tamam kuzum, gel. Lady, hadi lütfen. Dur, ayağını açalım. Arkadaşlar, Lady mecburi olarak artık bizimle misafirlikten döndü. Şimdi şunu bırakalım. Şimdi gel, gel. Tavuğumuz biraz hırpalanmış. Alırken de zaten gördünüz. Onu güzel bir bakımdan sonra kimse tanıyamayacak arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Gel, gel buyur. Hava biraz rüzgarlı. Lady bugün fazla beni görmediği için biraz heyecanlı. Tamam Lady'cim? Tamam, sakin ol. Sakin ol kuzum. Lütfen. Lütfen. Lütfen bak, ama lütfen şımarma. Şimdi korkuyorum, elimdekini av hayvanı diye yemeye kalkar ya da ısırmaya kalkar. Bir bakayım, acaba tavuk yer mi? Yer mi? Yemez. Çünkü farklı bir yerde olduğu için. Buyur, gel gel kameramanım. Havada görünebiliyor muyum? Tamam. Gel bakalım. Lady dışarı. Lady dışarı. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bekle orada. Evet. Şimdi ben tavuğu bırakayım burada. Çünkü biraz ürkek. Daha doğrusu burada bırakmayalım. Biz gelin buyurun kafese bırakalım. Kafeste olursa bence daha iyi olacak diye düşünüyorum. Gel. Şöyle kafese bırakalım. Arkadaşlar, hava karanlık olduğu için kusura bakmayın. Dostlar, pazarda tavukların hepsini yok pahasına sattık. Sonuçta bir maceraydı. Zaten arkadaşlar olarak sizler beni uyardınız. Ondan dolayı ben genelde öbür büyük cinslerden uzak durmayı düşünüyorum. Buyur gel şimdi. Lady, sen nereden geldin? Dışarı, dışarı. Lady'nin dışarı çıkması gerekiyor çünkü hala bıldırcınlar için büyük bir tehdit arkadaşlar. Bu kapalı yerde de bırakalım bir iki gün, birbirine alışsınlar. Öbür tavuğumuz da burada. Buna da yeni bir isim bulacağız. Yine oylamaya sunalım. Gülizar'la Yarmagül'ün yanında yeni tavuğumuz da burada. Güzel bir bakımdan sonra canavar gibi olacağını düşünüyorum. Ve sizler de buna yeni bir isim bularak, gerçekten kumaşı çok güzel, orijinal, kan hattına sahip. Bakalım dostlar, acaba siz de beğenecek misiniz? Güzel yavrular olduğu zaman umarım sizlere de nasip olur. Çünkü ciddi anlamda bununla ilgili güzel planlarım var. Şimdi hava karardı. Benim artık burayı kapatıp canları rahat bırakma zamanım geldi. İsterseniz videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi, like atmayı, hepsinden önemlisi şöyle bir 100 bin olalım diye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Sizlerle hayat gerçekten çok güzel. Hoşça kalın.